Süleyman Seyfi Öğün Yeni Köylülük Son zamanlarda aralarında şöhretlerin de olduğu beyaz yakalı geçmişe sahip bir kısım insanın, işlerinden, yaşadıkları şehirlerden, hatta çevrelerinden koparak toprağa döndüğü, Türkiye'nin muhtelif taraflarında köylere yerleştikleri haberleri geliyor. Bazıları bunu belki de sportif bir şey olarak yaşıyor. Ama elini taşın altına koyan, ekip biçen, hayvancılık yapanlar da azımsanmayacak kadar çok bir zamanların ojeli, pedikürlü, manikürlü, envai faktörlü kremlerle yumuşatılmış o pamuk eller artık nasır tutmuş vaziyette. Modernleşmeyi en uçta, tekmil neticeleriyle yaşayan insanlar bunlar. Terk ettikleri hayatlarına dair bıkkınlık içinde konuşuyorlar. Yeni köylüler deniliyor onlara. Sahici köylülükten çok farklı bir şey bu. Onlar köylü doğmuyor, köylü oluyor. Modernleşme tarihimizin en acı bilançosu toprağa küsmemizdir. Modernleşmenin kırsal boyutunu görmezden geldik. Evet, modernleşme toprağa has her nevi geleneksel ilişkiyi, iş ve işlemi çözer ama yok etmez sadece dönüştürür. Bizse vur deyince öldürmek kabilinden onu sönümlendirdiğimiz, yok ettiğimiz nispette çağdaşlaşacağımız, refaha ereceğimizi zannettik. Ama bunu da iki yüzlülük içinde yaptık. Ulus inşasına girişirken köylücülük güttük. Köylüye milletin efendisi dedik ama pratikte de tam tersi oldu. Köye, köylüye hayatı dar ettik. Köylülerin için öldürmeliyiz diye bir şiir olduğu iddia edilen bir metin herhalde sadece Türkiye'de yazılmıştır. Hasılı köylülerin veya köylülüğün yüceltilmesiyle başlayan ahmaklık onları öldürmenin elzem olduğunu ilan etmekle devam etti. İdeolojik köklerine bakalım köylülüğü yüceltenlerle onu öldürmek isteyenlerin fikri, soy kütüğü aynıdır. Bu konudaki iki yüzlülüklerin haddi hesabı yok. Taşra edebiyatı veya köylücülük yapan, sağ ile soluyla bütün ideolojilerin kendilerine göre eğip bükerek de olsa savundukları bir kalkınma, büyüme ve refah toplumu olma ideali zihinlerimizin üzerinden silindir gibi geçti. Sosyalist posterlerde gürbüz köylüler ve işçiler, fabrika bacaları ve tarlalar, oraklar, çekiçler ve makinelerin ucuz kolajlarından geçilmez. Muhafazakarlar geri mi durdu sanki? Sağın şairi Necip Fazıl, idealindeki Türkiye'yi anlattığı ya Örgüsü kitabında, fabrika bacalarıyla minareleri yan yana koyar. Kükürt soluyan bir müezzinin ezanından ne hayır gelebileceği sorusu, aklına bile gelmiyordu. Solun şairi Nazım Hikmet ise, meşhur şiirinde nöbet geçirircesine, trim turum trak, makinalaşmak diye haykırır. Bu seslerin insandan ve insanlıktan neler götürdüğünün farkında bile değildi. Bana öyle geliyor ki, Türkiye'de modernleşmenin tarihi, bürokratik tarafları hariç tutulursa, kısmı azamıyla sanaldır. Uzun bir zaman müddetince, en azından 1980'lere kadar modernleşme bir seraptı. Herkes bu serabı kendi meşrebince tarif ediyor, kavgalar tarifler üzerine yapılıyordu. Sanayi inkılabını başaramadık. O ara toprağı da kaybettik. Bu başarısızlık ve kaybedişi telafi ettiren, 1980'lerden sonra hızla içine daldığımız kent tüketimi, consumption stat oldu. Ne için sanayileşecektik ki? Ürün bolluğu ve tüketim için değil mi? Artık bu bolluğa erişmek için sanayileşmeye de gerek yoktu ki sanayileşme ekonomisinin yerini başta müteahhitlik olmak üzere hizmetlerin şiştiği, disiplinli meslek ve istihdam yapılarının dağıldığı, en mühimi de toprağın tahribatına zirve yaptıran kent ekonomisi, Urban Economics aldı. Nerede, nasıl, kimler tarafından üretilmiş olduğunu sorgulamadığımız şeyler vitrinlerimizi doldurdu. Kredi muslukları da sonuna kadar açıldı. Çağdaşlaşma serabı aniden gerçek oluvermişti. Dünya şölenleşiyor. Herkes tüketimden nasibini alarak çağdaşlaşıyordu. Sol sağa kavgası yerini yaşam tarzı kavgalarına bıraktı. Kent ekonomisi aslında kapitalizmin derin krizlerinin ürünüdür ve tek mil dünyaya sarıdır. Sanayi üretiminde verimliliğini kaybeden kapitalizmin son çılgın girişimidir. Karşılığı olmayan paraların havada uçuştuğu ama üretime dönmeyip bono borsa ve gayrimenkul piyasalarında şişip balonlaştığı insani düzlemde ise yabancılaşmanın nesneleşmenin alabildiğine derinleştiği bir süreçtir bu. Balonlaşma kültürel alanlara da sirayet etmekten geri kalmadı ama birer birer patlamak üzere. 2008 krizi bunun ilk göstergesiydi. Beterleri yolda. Kent ekonomileri çözülecek. Bununla beraber kentlerin yıkımı da gündeme gelecek. Gelecek nesiller çok farklı mekanlarda yaşayacak. Topraksa yeniden kıymet kazanacak. Bütün mesele onu yeniden örgütlemesini bilmek. Neo Digger hareketlere çok iş düşüyor. Süleyman Seyfi Öğün, Yeni Şafak